Şu anki Genel Başkanımız ikinci e, başkandı. Onun yaverinin yaptığı bir düzenlemeyle o dönem yapılan alçakça bir kumpa şeydir faaliyettir. Ona istinaden yorum yapmak doğru değil. Orada bütün e, istihbari yapıların şeylerin hepsinin e, alternatifli planlamaları vardır. Biz de o dönem itibariyle güvenlik e, hazırlıkları bağlamında Genel Kurmay mit ve dışlerinin Türkiye'nin çıkarları bağlamında tabii ki adımlar görüşüldü bir yerde saptırılmış bir ve şey yapılmış bir kumpastır. Yani FETÖ unsurlarının bu şeyini de bir kez daha devlet içindeki mevcudiyetin yol açtığı, ulusal güvenliğe dönük yol açtığı zaafın bir göstergesidir. Onu da orada tahsis etmekte fayda var. Peki. E, tabii Suriye meselesi başlı başına tartışılması gereken bir konu ama e, onu başka bir program Tabii her zaman. her zaman. Evet. E, o yani konuda farklı da, düşünüyoruz olabilir, biz. Olabilir, ee, olabilir. Evet, tabii farklı yani. düşünüyoruz. Çünkü e, e, Türk tabii. askeri dahil bütün yabancı askerlerin çekilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tanınması gerektiği kanaatindeyim ben. Tamamıyla mi? ben de aynı kanaatteyim. Ama yabancı asker dediğinizde bunun içine Rus askeri de girecek. Tabii, İran'dan askeri. İran'dan gelen de, rejim de. yanlısı milisler de girecek. Tabii. Irak'tan gelen rejim yanlısı milisler de girecek. Afganistan'dan dahi gelen bütün rejim yanlısı milisler tabii, var İranlı'nın getirdiği. Şimdi öyle bir şey var ki, Türkiye orada... Asker bulundurma meşruiyetine sahip tek ülke Türkiye'dir. Yani Rusya'nın askeri varken buna ses çıkarmayanlar ama Rusya'nın yönetimle bir anlaşması olmaz. Var. Peki Ukrayna'daki yönetimle Rusya'nın anlaşması var mı? Ne işi var Ukrayna'da Rus askerinin? Ama Şimdi oradaki Kırım Kırım hayır, uyuşmazlığı yönetimle, bambaşka yönetimle, bir Rus yönetimle yönetimle. Yönetim yönetim dediğiniz yönetim Kırım sorunu yani. Hayır Kırım sorunu yani, değil. Yani Doğu Ukrayna aslında bir Kırım meselesi. Hayır değil. Kırım otonom özel kırımdaki Rus mevcudide uluslararası meşruiyeti yoktur. Doğu Ukrayna'daki Rus mevcudiyetinin uluslararası meşruiyeti yoktur. Çünkü Ukrayna eğer Suriye ölçeğine vurursanız, yani Rusya burada açıkçası iki iki çiftte standart uyguluyor. Kendi Suriye'deki mevcudiyetini muhakkak, büyük devlet politikası hayır, uygulayacak şimdi evet. Yok yapıyor. yok hayır meşru göster görülemez. Açıklığa kavuşturmak bakımından Suriye'deki mevcudiyetini. Diyor ki Suriye rejimi beni çağırdı. Ama Ukrayna rejimi Ukrayna rejimi... savunma işbirliği anlaşması var çünkü bu, bu doğru böyle bir anlaşmalar tamam var. Ukrayna ile böyle bir anlaşma var mı? Yok. Şimdi dolayısıyla Ama Ukrayna bir iç savaş yaşadı. Yani bir kendi Suriye'de bir, bir iç payla. bakın Şimdi bakın, kendi içinde bir parçalanma yaşıyor. Bir Rus nüfus özeldiğini ilan etti. Başka, şey, başka bir şey başka bir okul, çağrı yaptı. Nerdan Bey Ukrayna'da kimyasal silah kullanılmadı. Suriye rejimi Birleşmiş Milletler e, gözetiminde tespit edildiği şekilde Doğu Gotada Hamada Humus'ta kimyasal silah kullandı. Öyle bir rejimden ama bahsediyoruz o çok tartışmalı, ki. reddetti bunu. Tart hayır, hayır ya. kabul etti. Olur mu öyle şey? Yok, reddetti. Bakın, yani Merdan bey? Bırakın. Şimdi, şimdi e, beyaz miğferliler denilen hayır, bir grup hayır, var. Hayır, hayır. Bakın. Yani o grupların bir Yok bu konuda bir, tartışma Bir yok. provokatif eylemi olduğu tartışılıyor. Yok, hayır, hayır. Görüş görüş ayrılığımız olur ama bu konuda şüphe yok. Niye yok biliyor musunuz? Eee Birleşmiş Milletler Kimyasal silahları örgüt, silahları engelleme örgütünün başında Ahmet Üzüncü diye bizim büyük elçimiz, çok da değerli bir diplomatımız var. O dönemde Suriye rejimi kimyasal silahlarının Suriye'den çıkarılması için Rusya'nın aracılığıyla Amerika ile anlaştı. Ve Suriye rejimi kimyasal silah suçunu kabul ederek kimyasal silahları çıkma karşılığı Amerika müdahale etmedi. Ve o dönem ben dışarı bakanıydım. Ahmet Üzümcü bir e, davet edebilirsiniz. Tespit edildi. Birleşmiş Milletler e, Kimyasal Silahları Engelleme Örgütü Suriye rejiminin silah, kimyasal silah kullandığını tespit etti. Şimdi bir tarafta kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kimyasal silah kullanma bir Halep'te, Halepçe'dedir şeyde Irak'ta ve Suriye'dedir. Şimdi böyle bir suç işlemiş rejimi yaptığı anlaşmayı meşru göreceksiniz. Ona karşılık Halep'te, Humus'ta, efendim e, Şam'da, Dara'da insanların buna karşı sesini yükseltmesini gayrimeşru olmaz. Bunu Şimdi tartışabiliriz. Bunu evet, ayrı evet. bir parantez açalım Şurada ama ben, yani evet. Rusya'nın mevcudiyeti yani açısından ilerlemeyelim. tabi e, e, tab onu e, konuşuruz ama Rusya'nın Suriye'deki yani herkesin çıkması lazım diyoruz ya çok doğru Rus askeri de çekilmeli. Şunu açık ve net ifade edeyim. Uluslararası meşru... derken Uluslar... de doğru. Uluslararası, meşruiyet, doğru. uluslararası meşruiyet açısından Suriye müdahale etme. Bakın etsin demiyorum. Çünkü tek komşu Türkiye. Güvenlik gerekçesiyle daha önce yapılan Ankara anlaşması da dahil olmak üzere Adana anlaşması da dahil olmak üzere Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı tedbir alması hakkıdır. İran Suriye'de Suriye'den İran'a bir güvenlik tehdidi gelebilir mi? Yok. İran Suriye komşu değil. Rusya'ya gelebilir mi? Yok, komşu değil. Peki İran ve Rusya'nın milisleri, Halep'teki Rusya ordusu, düzenli ordusu değil, Halep'te Rusya'dan getirdiği zaman... milisler var, milisler yok. <laughs> Bu vaka Kafkasya'dan getirdiği milisler kontrol ediyor Halep'i. Şimdi bunu kendi ülkemizin çıkarları açısından, ben Türkiye açısından bakarım. Orada, orada... Mev mevcudiyet bulundurma hakkına, kendi güvenliği tehdit altında, olduğunu söyleyerek bulunduğu hakkına sahip ülke Türkiye. Amerika'nın da hakkı yok. Bakın Amerika'nın da hakkı yok. Şeyde bulundurma, Rakka'da, efendim Haseke'de güç bulundurmaya hakkı yok Amerika'nın da. Hepsi çıkmalı. Bir gün Suriye'de inşallah bütün etnik ve mezhebi kesimlerin ortak düzeniyle gerçek bir Suriye kuru, e, meşru bir e, çoğulcu bir meşru yönetim kurulur. Herkesin katıldığı. O rejim Türkiye'nin en yakın dostu olur. Geçmişte Suriye ile ilgili sınırları kaldıran, yani sınır şeylerini kısıtlamalarını kaldıran, o törenleri yapan dışişleri bakanı olarak söyleyeyim. Yüreğim yanıyor Suriye'de olan olaylar dolayısıyla. Ama bunun sorumlusu Türkiye değil. Bunun sor eğer birileri çıkacaksa buradan bütün ülkeler güçlerini çıkarmalı. Herkes ben... çıkarsın, Türkiye ka Türkiye çıkarsın herkes kalabilir dediğimiz anda Türkiye'nin güvenliğini başkalarına emanet etme şey olur. Rusya'nın da hakkı yok. Amerika'nın da hakkı yok. İran'ın da hakkı yok. Türkiye'nin de Türkiye'nin bu anlamda en fazla hakkı olan Türkiye'dir. Çünkü komşuyuz. Diye biliyor ki Türkiye şuradan bana terör saldırısı geliyor? Doğru. PKK mevcudiyeti orada varken Türkiye Suriye'nin gözünün orada olması lazım. Yani bu tabii evet, bahsi kapatalım ayrı, artık. Ayrı bir tartışma yani kapatmak istiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Yani Suriye saldırıya uğramış ve parçalanma tehdidi altındaki bir ülke. Kim tarafından saldırıyor orada? Uluslararası güç tarafından, Batı tarafından, ABD tarafından, uluslararası cihatçı, ...güçler tarafından bir saldırıya uğradı. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden çok derinleştirmeyeceğim. Evet, derinleştirmeyeceğim. Yani benzer bir gerekçeyle çünkü bu hukuku çiğnedik mi... ...Türkiye'ye de müdahale edilebilir. Denilebilir ki ya biz tehdit altındayız. Şimdi çok nazik bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabii, yani Laskiye'ye kadar uzanan bir coğrafyada... ...Türkiye'nin Adana'sı, Hatay'ı, Mersin'i vesairesi... ...bir nüfus bileşimi var ve... Türkiye'li bunlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşları. Hepsi. Hepsi onurlu yurttaşları. Şimdi benzer bir gerekçeyle başkası bize müdahale edebilir. Yani ulusların ve devletlerin, o Birleşmiş Milletler'in önemli bir ilkesi çiğnendi diye düşünüyorum. Sınırların dokunulmazlığı ve değişmezliği, ulusların egemenliği doğru, ilkesi. Doğru, doğru. Bu çok ihlal, doğru, edildi. Ama, ihlal edildi. Doğru ama... Yugoslavya'da ihlal edildi, Kafkaslar'da, Mertan Balkanlar'da, Bey, Orta Doğu'da ihlal Mertan edildi. Merdan Bey, eğer etnik temelli Türkiye bir müdahale ederse, etnik mezhebi, inanç falan kesinlikle yanlıştır. Şu etnik veya mezhebi grubun karşısında şunları deriz. Bu kesinlikle yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece... Ama böyle bir müdahalede bulunuldu. Oraya doğru gitti. Yok yok. Şimdi o müdahale e, Türkiye'nin askeri müdahalelerini şeye, kastediyorsanız hani Türk askerinin... Bu belli güvenlik düzenlemeleri etrafında herhangi bir etnik veya mezhebi gruba karşı olmadıkça meşhurdur. Irak'ta da veya başka yerde de. Esas olan şu kendi halkıyla barışık düzenlerde düzenler inşa etmek bütün bölgede. Evet. Suriye ile ilişkileri en iyi noktaya getirdiğimizde ki ben bunu hala savunuyorum en iyi noktaya gelmeli. O dönemde de Suriye rejimi aynı rejimdi. Ve Suriye 2005'te dış müdahale olduğunda en büyük desteği biz verdik. Lübnan'da Hariri suikastisi sonrasında Suriye izole edildiğinde batı tarafından Amerika ilişkileri riski atacak şekilde i̇şte Suriye rejimiyle devam ettirmesi Tabii, iyi olurdu. İnşallah geliyor İnşallah bir evet. şekilde bölgemizdeki düzen daha. İnşallah meşhur öyle, öyle diyelim, Hep konuyu beraber. geçelim. Bir şey var. Şimdi seçim yasasında bazı değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor. Şimdi e, Sayın Karamolluoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu ile ki onu da soracağım ya yani, bir. E,